Ağız boşluğu ve yutak, yanaklar, dudaklar, damak, dil tarafından oluşturulan ağız boşluğu ve daha arkada kalan dilin arkası, dil kökü, boğazın yan duvarları, bademcikler, boğazın arka duvarı tarafından oluşturulan bir anlamda bir kutu gibi de düşünebilir. Bu bölgedeki kansere biz ağız boşluğu veya boğaz kanseri deriz. Bu kanser diyebilmek için bu bölgede uzun süredir iyileşmeyen, en azından birkaç haftadır iyileşmeyen bir yara, giderek büyüme eğilimi gösteren bir yara, şişlik, diğer organların çalışmasını bozma, komşu bölgelerde ağrıya yol açma gibi belirtileri göz önünde bulundurur ve böyle bir dokuyu gördüğümüz an şüphede kalırız. O nedenle hastamıza öncelikle mesajım, böyle bir doku gördükleri zaman gecikmeden bir hekime başvurmaları olacaktır. Bizim böyle bir dokuyu gördükten sonra bazı düşüncelerimiz olacaktır, kendisiyle bunu mutlaka paylaşırız. Ama özetle ağız boşluğu ve boğaz kanseri, ağız boşluğu dediğimiz yanaklar, damak, ağız tabanı, dil, dudaklar ve arka tarafta boğaz yapıları içerisinde yer alan bir yara, bir şişlik halidir. Ve bunun kimlerde görüldüğü konusu daha çok ağız bölgesinde sürekli bir tahriş varlığında görülebilir. Aynı zamanda boğazdaki kanserlerin giderek HPV, yani bir virüs, HPV adı verilen bir virüs tarafından daha sıklıkla görüldüğünü günümüzde bilmekteyiz. Bu kanserler daha çok da bir yaranın vereceği rahatsızlık, bazen çok sinsi kalabilir, kendisini göstermeyebilir. Takılmalar, geçmeyen bir rahatsızlık şeklinde gösterecektir kendisini.